Evet arkadaşlar, çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci ünitenin daha testlerini bitirmedik. Şu anda 12. testimizin çözümünü gerçekleştireceğiz. Ben soru soru çözümüme başlıyorum. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hidroliz edilebilir demişiz. Arkadaşlar, hidrolize edilmesi için bir molekülün büyük molekül olması lazım. Ve burada büyük olan tek molekül Denizli seçeneğindeki ATP'dir. ATP'yi suyla beraber hidrolize ettiğiniz zaman adenozin difosfata kadar parçalayabilirsiniz. Monofosfat yapabilirsiniz adenozin difosfatı da suyla beraber parçaladığınız anda. Fakat bunların hepsi monomer yapılıdır arkadaşlar. O halde cevabımız nedir? Denizli'dir diyorum. Aşağıdaki grafikte, düzeltelim şöyle, tek hücreli X, Y ve Z canlı türlerinin pH'a olan tolerans sınırları verilmiştir. Buna göre pH toleransı en dar olan canlıdan en geniş olan canlıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Şimdi tolerans dediğiniz zaman arkadaşlar aralığı saymanız lazım. Mesela X'in pH'i 2 ile 6 arası yani 4. Y'nin pH'i 4'ten 10'a kadar yani 6. Z'nin pH'i yaklaşık 7'den 14'e kadar gibi duruyor yani 7. O zaman toleransın en geniş olduğu canlı, tek hücreli canlı Z'dir. Sonra Y'dir, sonra X'tir. En geniş olan canlıya doğru en dardan bahsetmişiz. X, Y, Z şeklinde sıralanır. Hayvansal bir hücrede sentezlenen disakkarit çeşidi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, hayvansal bir hücrede sentezlenen disakkarit çeşidi laktoz. Süt şekeridir. Nereden oluşuyor? Glikoz artı galaktozdan oluşuyor. Mesela ben hidroliz edeyim laktozu. Suyu mutlak surette tüketmem lazım. Kapalı formülü C12 H22O11 olacak şeklindedir ve bir disakkarit olduğu için suda çözünebilir. Yapı taşları işte hidroliz ettim. Bakın glikoz ve galaktoza kadar ne yaptım? Parçaladım. O halde cevabım yalnız 3'tür arkadaşlar. Bitkilere ait özelliklerinden hangileri tüm canlılarda görülmektedir? Arkadaşlar, pasif hareket etme bitkilerde var. Şapkalı mantarlarda da var. Ama kalkıp da bizim gibi aktif yer değiştiren canlılara pasif hareket etme özelliğini yerleştiremezsiniz. Basit organik maddelerden kompleks organik madde üretimini bütün canlılar yapar. Çünkü basit örnek amino asit verin. Komplekse protein denin. Amino asiti proteine çevirmeyen bir canlı yok. Dolayısıyla bu bütün canlılarda ortaktır. Metabolik artıkları dışarı atma. Ne demektir bu arkadaşlar? Boşaltım. Boşaltım yapmayan herhangi bir canlı yoktur. O halde cevap 2 ve 3'tür diyorum. Aşağıdaki tepkime bir bitki hücresinde gerçekleşmektedir. Sakkaraz artı su eşittir sakkaraz enzimi, glikoz artı fruktoz. Bu tepkime ile ilgili olarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri yanlıştır? Sakkarazı suyla birlikte glikoz artı fruktoza hidroliz ettik arkadaşlar. Yani bu bir hidroliz tepkimesidir ve hidroliz olayı da tek yönlü olarak gerçekleşir. Sakkaraz enzimi sakkaroz molekülünün sentezinde görev almamıştır. Sindiriminde görev almıştır. Dolayısıyla da yanlış olan seçeneğimiz yalnız 3 seçeneğidir arkadaşlar. 6. İnsanların sindirim kanalında sindirilemeyen bir molekül ile ilgili. Vallahi bakın şimdi bu molekül selüloz olabilir. Ya da bu molekül küçük molekül olabilir. Yani inorganik maddeler olabilir ya da organik olup monosakkarit olabilir, amino asit olabilir, yağ asidi olabilir, gliserol olabilir, vitamin olabilir gibi. O zaman polimer yapılıdır diyebilir miyim? Diyebilirim. Selüloz mesela polimer yapılıdır ve ben bunu sindiremiyorum. Karbonhidrat çeşidi. Selüloz işte karbonhidrat çeşididir olabilir. Ya da glikoz gibi monomer yapılıdır yine sindiremezsiniz. Ya da vitamini sindiremiyoruz ya, vitamin gibi düzenleyici bir molekül de olabilir. O halde bunların hepsi doğru olabilir arkadaşlar. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin yapı taşlarından biri fruktoz molekülüdür? Arkadaşlar,
Sakkarozu parçaladığınız zaman glikoz artı fruktoz açığa çıkar. Maltozda 2 glikoz, nişastada çok sayıda glikoz, glikojende çok sayıda glikoz. Laktoza baktığınız zaman glikoz artı galaktoz şeklindedir. O halde cevabımız nedir? Sakkarozdur arkadaşlar. Evet. 8. sorudayız. Nötral yağ sentezi sırasında molekül çiftlerinden hangileri arasında ester bağı kurulur? Gençler, nötral yağı sentezlerken 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliserol eşittir yağ artı 3 tane su açığa çıkartıyorsunuz. Kimin arasında ester bağı kuruluyor? Yağ asidi ile gliserol arasında ester bağı kuruluyor. Herhangi bir şekilde mesela bununla bunun arasında evet var ama nötral yağ sentezi için değil. Bu disakkarit, sakkaroz sentezi sırasında gerçekleşiyor. Glikozit bağıdır. Gliserol ile glikoz diyorsunuz. Alakası olmayan moleküller farkındaysanız. Biri yağın yapı taşı, biri karbonhidratın. Dolayısıyla ester bağı yalnız 3'te gözlenir. 9. sorudayız. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri katabolizmaya örnek verilebilir? Katabolizma yıkımdır. Bakınız arkadaşlar, RNA'yı nükleotide yıkmışız. Amino asiti oksijenle yaktığınız zaman, yani yıktığınız zaman karbondioksit artı su artı amonyak açığa çıkar. Glikozu kitine yıkılmaz. Glikoz kitine dönüştürülür. Bu yapım olayıdır. O halde katabolizmaya örnek olarak 1 ve 2 verilir. 10. verilen özelliklerden hangisi glikoz ve mineraller için ortaktır? Mineraller inorganiktir. Glikoz organiktir. O halde C hangisi ortak değil. Ama her ikisi de küçük yapılıdır, yani hidroliz edilemez. Glikoz enerji verir ama mineraller vermez. İnorganik bir molekül çünkü. Canlılar tarafından sentezlenememe mineral için söz konusudur. Glikozu gayet de sentezliyor fotosentetik ve kemosentetik canlılar. Glikozit bağlarıyla bağlanan glikozdur. Mineraller glikozit bağıyla bağlanmaz. Yani herhangi bir polimer yapılı moleküllere dönüşebilme özelliğine sahip değildir. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. 11. sorudayız. Maltoz ve sakkaroz molekülleri ile ilgili olarak özelliklerinden hangileri ortaktır? İkisi de disakkarittir. İkisi de suda çözünür. İkisi de organik yapılı, yani karbonhidrattır. İkisi de glikozit bağını içerdiğini söyledik. Peptit bağını içermeyecek yani. Onlar protein değildirler çünkü. Sadece glikozdan oluşma maltoza hastır. İki tane glikoz içeriyor çünkü. Disakkaritler aynı monosakkaritler gibi suda çözünebilir. Ve bunların yapısında ne vardı arkadaşlar? Glikozit bağı vardı. O halde cevabımız 3 ve 4'tür. 10. moleküllerden hangisi bitki hücreleri tarafından kesinlikle sentezlenemez? Bakın, arpa şekeri bitkilerde 2 glikoz molekülünün tüketilmesi sonucunda oluşur. Nötral yağlar 3 yağ asidi ile gliserolün birleşmesi sonucunda oluşur. Doymamış yağ asidi kullanılırsa bitki hücreleri tarafından sentezlenebilir. Selüloz, bitkilerde hücre duvarının yapısına katılan glikozdan oluşan, bitkilerce üretilebilen bir moleküldür. Vitamin fotosentez yoluyla organik molekül olduğu için rahatlıkla üretilebilecek bir moleküldür. Laktoz da organik ama süt şekeri, yani hayvansal kaynaklı. Kalkıp da bitki hücreleri laktoz üretir demeyelim. O halde cevabımız da laktoz, yani denizdir.